Değerli basın, hazırız değil mi? Evet. Evet, 2020'nin son günlerindeyiz. İnşallah 2021'de, 2020'de yaşadıklarımızı yaşamayız diye başlamak istiyorum. Sayın Genel Başkanımız bugün sabah 10.30'da televizyonların Ankara temsilcileriyle benim de katıldığım bir toplantı yaptı. Ve bu toplantıda şöyle bir geriye döndüğümüzde bu yılın bitiminde neler gördüğümüzü, geride neler kaldığını 10 başlıkta özetledi. Çok kısa bunları ben de sizle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Rüşvet alanlardan, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile dalga geçenlerden büyük elçi atandığını gördük. Doğrusu incindik ve 83 milyonda incindi. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zata aptal olma diye hakaretler edildi. Böyle bir mektup yazıldı. Türkiye aşağılandı ve buna aziz milletimizin şan ve şerefine yakışır bir refleks verilmedi. Doğrusu çok üzüldük. Eminim 83 milyon da üzüldü. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı başka bir ülkenin devlet başkanı tarafından mal varlığıyla tehdit edildi. Yakışmadı. 83 milyonca da yakışmadığı kanaatinin hakim olduğunu biliyoruz. Gene Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir kurşun atmadan uluslararası mevzuata göre Türkiye Cumhuriyeti'ne ait topraklardan Süleyman Şah'ın türbesi kaçırıldı ve buna gerçekten ama gerçekten çok burkulduk. Bu olmamalıydı. Ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir sahte diploma ile Banka Yönetim Kurulu'na atama yapıldı. Daha acı olanı ise bu sahte diplomanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden savunulması oldu. Şaşkınlaştık adeta. Eminim aziz vatandaşlarımız da şaşkınlaştı. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldı ve bu kürsüden bunun böyle olduğu pişkin pişkin itiraf edildi. Bunun da çok ama çok acı olduğunu belirtmek isterim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ordumuzun tank üretmesi gereken bu amaçla kurulmuş bir tank palet fabrikasının bir başka ülkenin ordusuna peşkeş çekildiğine tanık olduk. Milletçi onurumuz zedelendi. Ve gene şöyle bir geriye baktığımızda ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam değil faiz ve döviz odaklı bir mekanizmaya dönüştüren bir yönetime de geriye bıraktığımız dönemde tanık olduk. Faiz baronları Türkiye ekonomisinin yönetiminde ana aktör oldular. Bu da Türkiye ekonomisinin savrulmasına yol açtı. Tek adam rejimi, şahsım devleti önce demokrasiyi, sonra anayasayı ve sonra yasaları ayaklar altına alıp çiğnedi. Kimsenin can ve mal emniyeti kalmadı. Değerli arkadaşlar, bunlar bu 10 madde alelade hususları içermemektedir. Bir ülkenin şan ve şerefine yakışmayan bir şekilde yönetildiğinin acı ve vahim sonuçlarıdır. Yine 2021'i geriye bırakırken ben 2020 ile ilgili ne söylersin diye bana sorarsanız şöyle söyleyebilirim. 2020'yi iki askı, iki kayıp, iki ayıpla kapatıyoruz değerli arkadaşlar. İki askıdan kastım şudur. Anayasamız askıdadır, kuru ekmek askıdadır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan alt mahkemeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına gövdesini siper eden bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Orta yerdeki anayasa sadece kağıt üstünde kalmış ve yürütme organınca fiilen çiğnenmiştir. Ekmek askıdadır. Artık kuru ekmek yendiği vakit insanların doyduğu kanaatini taşıyan bir AK Parti ile karşı karşıyayız. İki kaybımız var. Kur düşükken kaybolan 128 milyar dolardan bahsediyorum. Bu aziz milletimizin parasıdır, milletin parasıdır, beytülmaldir.
dolar yükselmeden piyasaya sürülen 128 milyar kimlere verilmiştir? Kimler düşük kurla Merkez Bankası kasasındaki dolarların, milyar dolarların 128 milyar doları iç etmiştir? Bu kaybın, bu vahim acı kaybın bir an önce bulunması lazım. Bir kaybımız daha var. Dedim ya, iki kayıp var. Boşalan hazineden sonra kaybolan bir damat var. 128 milyar dolar kayıp, damat da kayıp. Damat nerede? Bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanlığı, öncesinde Enerji Bakanlığı yapmış bir kimsenin istifa ettikten sonra nerede olduğunu bilmek siyasette şeffaflığında bir gereğidir. Sağlık sorunu var ise Allah'ımdan acil şifa dilerim. Ama devletin hazinesi ve maliyesinin teslim edildiği bir damat istifa edip orta yerden kaybolmuşsa bu bir kayıptır. Bu kaybın da bulunması lazım. Bu siyasetin şeffaflığının gereğidir. İki de ayıbımız var. Dedim ya, iki askı, iki kayıp, iki ayıp. İki ayıbımız var. 2021'den 2021'e, 20'den 2021'e devreden iki de ayıbımız var. Maalesef üzülerek söylemek lazım ki siyasetin mafya vesayetine girmesi 2020'nin ayıplı bir yıl olmasına vesile olmuştur. Bir ayıp da şudur: Covid-19'la mücadele esnasında Türkiye olarak devletiyle, meclisiyle, yürütmesiyle, yasamasıyla sağlık çalışanlarına ayıp ettik. Çok ayıp ettik. Sağlık çalışanlarına yönelik bu ayıp, öncelikle tabii ki ayıbın büyük kısmı, vebalin büyük kısmının müsebbibi yürütme organıdır. Ama hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, meclisi de bu ayıbın ortağıdır. Bu da 2020'nin ayıplı bir yıl olarak hafızalarımızda kalmasına sebep olacaktır. Değerli arkadaşlar, ben tabii iki askı, iki kayıp, iki ayıp dedim ama ayıp saymakla bitmiyor. Aslında dün açıklanan asgari ücret de bir o kadar ayıptır. Şunu anlarım: devlet olarak, ülke olarak, millet olarak bir büyük darboğazdayızdır. Herkesin, ama herkesin, sadece asgari ücretlinin değil, Cumhurbaşkanından yandaş müteahhitlere kadar, Bakanlar Kurulu'ndan milletvekillerine kadar herkesin bir kemer sıkması gerekir ve bunun gereği olarak asgari ücret beklentileri karşılamaktan çok uzak, çok düşük ilan edilir. Deriz ki arkadaş, hep birlikte bir sınavdan geçiyoruz. Kardeşim, bu sınavdan hep fakir fukara mı geçecek ya? Şimdi 2825 lira asgari ücret Cumhurbaşkanı maaşının 31'de biri. Yani Cumhurbaşkanı asgari ücretin 31 katı maaş alıyor. Bunun dünyada buna en yakın bir örnek var. Ondan sonra ortalama OECD, Avrupa Birliği ülkelerinde bu 10-12 kat arasında. Ama bizde 31 kat. Bu ayıp değil mi? Bu günah değil mi? Ve bu asgari ücretten değerli arkadaşlar, 7 milyon aileyi, insan demiyorum, 7 milyon aile demek minimum 28 milyon insan demektir. 7 milyon ailenin, aileden toplam 19 milyar lira vergi kesilecek demek. 16.7 milyarı gelir vergisi, 2.4 milyarı damga vergisi. 19 milyar vergi kesilecek asgari ücretten. Bunun için bu kadar düşük. Biz diyoruz ki ilan edildi artık. İş işten geçmedi, teklifimiz mecliste bekliyor. Asgari ücretten vergiyi kaldıralım. Bir günde kaldıralım, bir saatte kaldıralım. Uzun konuşmalara gerek yok. Arkadaş, sen beşli çeteye, beşli çeteden sadece bir üyeye 9 milyar TL vergi muafiyeti getiriyorsun. Bir kişiye 9 milyar. Ama 7 milyondan keseceğin 19 milyarı, neredeyse yarısını bir kişiye feda ediyorsun kardeşim. 7 milyondan kesme,
O bir kişiye de 9 milyarı feda etme, verme. Çok enteresan. Bugün de yönetmelik düzenlenmiş, resmi gazete yayınlanmış. Vergi muafiyetlerini resmi gazetede yayınlama zorunluluğu da kaldırılmış. Hadi hayırlı olsun. Bundan sonra öğrenemeyeceğiz de. Devletin kurumlarının içinde namuslu bürokratlar eğer bir bilgi verirse ne âlâ. Yoksa öğrenemeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, asgari ücrette sözün bittiği yerdeyiz. Son söz şu söylenebilir, olsa olsa. 7 milyon aile, 5 aileye, 5 bin değil, 50 bin değil, 5 aileye kurban edilmiştir. Devletin bu 5 aileye sağladığı imkanların yarısından daha azı asgari ücretliden vergi almamayı gerektirecek bir tabloyu içerir. Ne kerameti var bu 5 ailenin, 5 şirketin, 5'li çetenin kerameti nedir? Ben bunu merak ediyorum. Ve buradan Erdoğan'a yılın bu son günlerinde sesleniyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 7 milyon nereye, 5 nereye? 7 milyon aileyi 5 aileye kurban etme, feda etme. Zaten verdiğin 2825 liradan asgari ücretli vergisini ödeyecek. Kuru fasulyede 1, kumaşta 18, bebek bezinde 18, mamada 8, deterjanda 18. Eğer çamaşır makinesi alırsa hem 18 KDV hem 6.7 ÖTV. Eğer buzdolabı alabilirse asgari ücretli hem 18 KDV hem 6.7 ÖTV ödeyecek. Zaten aldığı paranın 1/3'ünü sana vergi olarak ödeyecek. Ayrıca kaynağından kesme kardeşim ya. Kesme ya. Ne var bu 5 ailede? Bunun sırrı nedir? Bunların himmeti, kerameti nedir? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni 5 aileye peşkeş çekemezsin. Sinirlenince sinirlendi diyorlar. Gel de buna sinirlenme kardeşim. Yılın son günündeyiz. Günahtır, kul hakkı var, yetim hakkı var. Lafa gelince mangalda kür bırakmazsın. Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yaparsın. Kur'an-ı Kerim 7 milyonun hakkını 5 kişiye ver diyor mu kardeşim? Diyor mu? Demiyor. Allah'tan kork, milletten utanmıyorsun. Bu aziz milletten, seni 18 yıldır devletin başında tutan milletten utanmıyorsun. Bari Cenab-ı Allah'tan kork. Gel yol yakınken bu asgari ücret meselesinde en azından vergiyi kaldırmak suretiyle bir düzenleme yapabiliriz. Çalışanlar derin bir nefes alamaz ama bir parça üzerinde tebessüm yaratabiliriz. Yoksa sen de mi milletvekilin gibi milletin karnına kuru ekmek giriyorsa millet toktur kardeşim. Gerisi teferruat diye mi bakıyorsun bu işe? Yapma. Yapma. Bak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sana sesleniyorum. Günahtır. Vebaldir. Bunu devletin malını 5 aileye peşkeş çekme. Değerli arkadaşlar, çiftçi çiftçi deriz. Köylü milletin efendisidir deriz. Lafta kalır. Güya hükümet verilerine göre gıdada, tarımda Avrupa birincisiyiz. Güya hükümet verilerine göre 2023'te, yani 2 sene sonra biz dünyanın en büyük 10. ekonomisine sahip ülke olacağız. Şimdi ben soruyorum ya. Soruyorum. Erdoğan'a soruyorum. Ülkende çiftçinin ahırdaki ineği, öküzü, danası haczedilmişken, çiftçinin var ise traktörü haczedilmişken sen nasıl ilk ona gireceksin ya? Ve çiftçi borç batağındayken 121 milyar sadece bankalara çiftçinin borcu var iken sen nasıl bir ilk 10 hayali yapıyorsun? Beşli çetenin servetini 100 kat daha arttırarak ilk 10'a mı girmeyi hedefliyorsun? Ve değerli arkadaşlar, Türkiye'de bir çiftçi tarladan 1 liraya sattığı mahsulü şehire inip markete gittiğinde rafta 18 lira olarak görüyor. 1 liraya sattın, 18 lira olarak markette, sende, sizde, bizde, hepimizde. Arkadaş buna 2 lira nakliye koy.
2 lira aracı, birinci aracı kârı koy. 2 lira ikinci aracı kârı koy. 1 lira da market kârı koy. 7 lira eder, 8 lira eder arkadaş. 18 lira. Bu şu demek değerli arkadaşlar. Hepimiz tüketiciyiz aynı zamanda. Çiftçi tarlada soyuluyor. Tüketici markette soyuluyor. Bu düzenin tam adı budur. Soygun düzenidir, vurgun düzenidir. 5 litre zeytinyağını alabilen yok zaten de. 5 litre ayçiçek yağı son bir yılda 35 liradan 82 liraya çıktı. 82 lira. Yani %100'ün üstünde bir enflasyon. Hatta Kızılay Başkanı utanmadı. 1 litre kan 5 kilo ayçiçek yağı diye promosyon yapar hale geldi. İnsanlar evine marketten alamadığı ayçiçeği kan vererek alır hale geldiyse yazıklar olsun. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Ve çiftçi derdini anlatmaya meclise geldi değerli arkadaşlar. Köylü, Atatürk'ün bu milletin efendisi dediği köylü meclisin kapısına dayandı. Barışçıl, çok büyük kitleler halinde değil, içlerinden seçtikleri temsilcilerle, ziraat odaları, çiftçi birlikleri ve onlar derdest edilerek Ankara il sınırının dışında bırakıldılar, sürüldüler. Ankara il dışına, il vilayet mülki hudutları sınırları dışına çiftçileri derdest edip dışına attılar. Bu mudur devletin vatandaşa bakışı? Bu da kabul edilemez. Kabul etmiyoruz. Yeni bir sorunumuz var. Evet maske şüphesiz. Şimdi ben takmıyorum sadece. Hepimizde maske var. 83 milyona rica ediyorum. Bu illetten kurtulana kadar hepimiz maskemizi takalım. Evet mesafe, siz de işte mesafeli duruyorsunuz. Duralım. Evet, hijyen ve temizlik. Olabildiği kadar sık bunu yapalım. Ama Covid-19'u bahane ederek yaşam tarzı, inanç aidiyeti ve etnik aidiyet üzerinden siyaset yapmak bunlara yetmedi. Şimdi insanların yaşam tarzına ayar verilmeye çalışılıyor. İnsanların yaşam tarzı tehdit ediliyor. İnsanların yaşam tarzına baskı ve dayatma yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı medyayı örtülü olarak ayar veriyor. Bu aziz millete terbiye dersi vermeye, medyaya terbiye ayarı yapmaya çalışıyor. Sayın Başkan, bu milletin edebi, ahlakı, terbiyesi kendine yeter. Sen işine bak. RTÜK medyayı tehdit ediyor. Yılbaşıyla ilgili, yapılacak yayınlarla ilgili. Ve İçişleri Bakanı da milleti tehdit ediyor. Millete baskı ve dayatmada bulunuyor. Değerli arkadaşlar, aziz vatandaşlarım, ben yaşam biçimine müdahalenin artık son bulduğunu düşünmeye başlıyordum ki, yılbaşı kutlamaları ile birlikte görüyoruz ki yaşam biçimine müdahale bu iktidar için vazgeçilmez bir meşgale. Ama şu Diyanet'in, RTÜK'ün, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını, genelgelerini yan yana koyduğumuzda karşımıza çıkan şudur. Türkiye faşizmin cisimleşmiş halini yaşıyor şu anda. Ve Türkiye'nin bu gömleği yırtıp atacağını herkes bilsin. Türkiye'ye bu gömlek dar gelecektir. İnsanlar yılbaşında ne yapacağını, nasıl yapacağını bilir. Sen kongre yapacaksın, sen Irak Başbakanı'na çalgılı çengili eğlence yapacaksın. İnsanların evlerde adeta müzik bile dinlemeyin, hareketlenir oynarsınız diyeceksin. Bu anlaşılabilir bir şey değildir. Elbette bütün vatandaşlarımız Covid tedbirlerini kendilerince alacak. Evlerde büyük kalabalıklar oluşmayacak, oluşmamalı da. Ama bu kadar birikimli bir topluma, kültürlü bir topluma devletin Diyanet üzerinden, RTÜK üzerinden, İçişleri Bakanlığı üzerinden ayar vermeye çalışması, tehdit etmesi, medyayı uyarması asla ve asla kabul edilemez. Değerli arkadaşlar,
Sağlık çalışanları dedik, vefasızlık yaptık. Covid dedik, sınıfta kaldık. Depremleri konuştuk, hiç tedbir almadık. EYT dedik, yok saydı. Mafya vesayeti dedik, vicdanlar karardı. Yargıda çürüme dedik, Anayasa Mahkemesi'ne torpille militan atandı. Huzur ve güven dedik, daha çok ayrıştık, daha çok kutuplaştık. Basın özgürlüğü dedik, 26 gün sonra bir televizyon kapanmak zorunda kaldı. Trump dedik, yaptırım yedik. FETÖ dedik, FETÖ borsası patladı. Çiftçi dedik, icraya verdik. Esnaf dedik, borçlandırdık. İşçiler, çalışanlar dedik, aç bıraktık. Öğrenci dedik, tabletsiz bıraktık. Şehitler dedik, ayrım yaptık. Bütçe dedik, kuru ekmeğe kaldık. 2020'nin özeti budur. Maalesef budur. Ve son olarak meclisten hafta sonunda çalışarak bir kanun çıktı. Güya kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının terörle mücadelenin terör örgütlerinin finansmanının engellenmesiyle ilgili bir kanun. Apar topar. Ne yapacağız edeceğiz bu kanunu çıkaracağız dediler. Niye? Bu kanun Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü bizim de üye olduğumuz FATF'ın Türkiye'ye yönelik 40 maddelik talebi. Biz de önce iyi dedik, iyi böyle işte yapalım hani biz de modern ülkelerden biri olalım dedik. Terörün finansmanı, uyuşturucu, kitle imha silahlarının yayılmasıyla ilgili finansman kaynaklarının kurutulmasını güya öngörüyor diye kanun geldi. Biz de baktık arkadaş bu FATF Türkiye'den neler istemiş dedik. Çok güzel şeyler istemiş. Çok güzel şeyler istemiş. Ama meclisten geçen kanun FATF'ın istediklerinin içine bir sürü zehir serpiştirmiş. Dernek başkanlarının anında görevden alma var. Kafasına gözüne kestirdiği herkesin mal varlığını ve parasını dondurma var. Her şey var. Hadi diyelim ki terörle ilişkisi varsa bu yapılabilir. Velev ki dedik. Ama FATF'ın 12 nolu talebi meclisteki kanunda yok değerli arkadaşlar. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'den istediği 12 nolu talep yok. Kanun teklifine bu koyulmamış. Dedik herhalde unuttular. Dedik ki Sayın Bakan işte Sayın Grup Başkan Vekili bu ne bu niye yok? Kem küm. Bunu koymadılar. Bu ne biliyor musunuz? FATF Türkiye'den bir sürü şey istiyor terörün finansmanını önlemek için. Efendim kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını durdurmak için. Ama FATF bir şey daha istiyor. Diyor ki siyasi nüfus sahibi kişilerle ilgili de şunları yapın diyor. Kafalarına çökün demiyor. Sadece bunlar da bu kapsamda araştırılabilsin, incelenebilsin. Bunlar da şeffaf olsun diyor ya. Şeffaf, şeffaf. Yok, bu gelmedi. Bu gelmedi değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi meclis cuma günü ve cumartesi günü de gece geç saatlere kadar çalıştı. 43 maddelik teklif geçti. Ama bu gelmedi. Şimdi soruyorum ey AK Parti. Neyinden korkuyorsun? Neden çekiniyorsun? Neden huylusun? FATF'ın 12 nolu talebiyle ilgili genel kurula bir maddelik metin yazamadın. Neden korkuyorsun ben bilmem. Ama gidiyorsun inşallah ilk seçimlerde. Biz senin devleti peşkeş çektiğin o beşli çeteden de yandaşlarından da eğer verdiysen vatandaşın kör kuruşunun hesabını eğer geç soracağız hiç şüphen olmasın. Değerli arkadaşlar 2020'yi geride bıraktık. Şunu söylemek istiyorum. Erdoğan dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra Edebal'dan beyitler, şiirler okumuş. Ben de Erdoğan'a buradan gene Edebalı'dan bir paragraf okumak istiyorum. Bir dem gelir bir tekmeyle dünyaları yıkacak olursun. Bir dem gelir yerdeki karıncaya mağlup olursun. Öfken ve benliğin bir olup aklını yener. Öfke ateş, öfke afet, öfke şeytandır oğul. İnsanoğlu dağları devirir ama öfkesine mağlup olabilir. Öfkeyle savaşı daima taze tutmak gerek. Demiş Edebalı. Ben de şimdi Erdoğan'a diyorum ki milletle savaşma, öfkenle savaş.
Evet, bu vesileyle 2021 yılının 83 milyon yurttaşımız için huzurun, refahın ve mutluluğun yılı olmasını diliyoruz. 2001 yılının devletimiz için şan ve şerefinin yüceldiği bir yıl olmasını diliyoruz. 2021'in ülkemiz için cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandığı bir yıl olmasını diliyoruz. Ve 2021'in insanlık için barışın, kardeşliğin ve dostluğun yılı olmasını diliyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Buyurun efendim. Gültekin ailesine tekrar tekrar Allah'ımdan başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimize rahmet diliyorum. Sabır diliyorum. Değerli arkadaşlar, böyle bir olay yok. Adı geçen milletvekilimizi yakinen tanıyan birisi olarak söylüyorum. Kaldı ki milletvekilimiz kendisiyle bir ilin milletvekili olması, olayın da o ilde cereyan etmesi nedeniyle babayla 1,5 dakikalık bir telefon konuşması yapıyor. Hiç tanımadığı bir babaya da zaten bir milletvekili 1,5 dakikada ya sen bundan vazgeç falan demez. Normal hiçbir insan, zaten normal zekaya sahip kimse böyle bir olaydan sonra aileye böyle bir şey teklif etmez. Milletvekilimiz böyle bir şeyin ispatlanması halinde bırakın CHP'den istifa etmeyi, milletvekilliğinden istifa edeceğini kamuoyuyla paylaştı. Biz kendisine güveniyoruz. Bu ve benzer olayların biraz kaşındığını, tahrik edildiğini, teşvik edildiğini hatta bazen düşünmüyor değiliz. Çünkü Erdoğan için topluma söyleyecek söz kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki birlik ve bütünlüğü bozmaya yönelik hamleleri de boş çıktı. Erdoğan şimdi çamura yatmaya başladı. Çamur siyasetine başladı. Erdoğan'ın yakınları da, kadroları da, taşra teşkilatları da belli ki bu çamur siyasetini kendilerine diskur edindiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne nereden nasıl bir çamur atarız gayreti içindeler. Ama gayretleri beyhudedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin bir iktidar alternatifi olarak Millet İttifakı ile birlikte iktidarını bu tür çamur siyasetin önlemesi mümkün değildir. Evet. Buyurun efendim. Bu konuda milletvekilimizin iddia ettiği, sizin söylediğinizden fazla bir bilgiye sahip değilim. Benim iyi bir huyum var, bilmediğini bilenlerdenim. Yani bu milletvekilimizle görüşürseniz daha iyi olur ama şunu söylemek lazım. Covid-19 ile ilgili süreç için ne dedik başından beri? Türkiye Sağlık Bakanı'na Cumhuriyet tarihinde hiçbir bakan açmadığı krediyi açtı. Ama Sağlık Bakanı kendi göbeğini kendi kesemediği ve kimi kararların Tayyip Erdoğan'ın süzgecinden geçirmeden açıklayamadığı için de prim ve irtifa kaybediyor. Ben hep başından beri şunu söyledim. Sağlık çalışanlarımızın ve Sağlık Bakanı'nın moralinin yüksek olması lazım. Covid-19'a mücadelede bu önemlidir. Ama asıl bir şey lazım. Şeffaflık lazım. Millete yalan söylemeyin dedik mesela. Hiç açıklamayın rakam, biz bundan gocunmayız dedik. Ama açıkladığınız rakamlar milletin aklıyla alay etmesin dedik. Doğru rakam verin ya da hiç vermeyin dedik. Yapmadılar. Şimdi yeni yeni rakamlar birden bildiğiniz gibi yeni formatta açıklanmaya başladı. Ki buna bile bu millet inanmıyor. Eğer bir aracı firma yok dendiyse biz yok olduğunu düşünmek isteriz. Ama sonradan bir aracı firma ortaya çıkıyor ise bu aracı firmanın Covid-19'la mücadele üzerinden gereksiz, hak etmeden zenginleşmesine gidilmiş, yol açılmışsa bu da bir büyük ayıptır. Biraz önce saydığım bir sürü ayıba yeni bir ayıp eklenmiş olur. Evet, teşekkürler. Buyurun efendim. Evet.
kendisi bir tweet attı. O mecliste bir tartışma yönetmeyi rica etti. Fakat sonra sildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi... İkincisi de Demirtaş'ın da ilgili durum da var. Gerçi gerçekten yakınlık gerçekten bir şey var. Fahim kararlarıyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı dün CHP'yi eleştirirken terörist destekçisi ifadesini koydu. Yani doğrudan her zaman terörist. Evet. Acaba sizce şey mi? Yani Fahim kararına doğru uyuma yönelik bir kadın. Evet. Hemen cevaplayalım. Önce Hamza Yerlikaya'nın diploma sahteciliğinden başlayalım. Değerli arkadaşlar, orta yerde bir mahkeme kararı var. Bir mahkeme kararı var. Bir sürü diploma matbaada basabilirsiniz. Lise diploması, üniversite diploması, yüksekokul vesaire, lisans, ön lisans fark etmez. Orta yerdeki mahkeme kararını erişim engeliyle ortadan kaldıramazsınız. Hele hele kamu vicdanından hiç silemezsiniz. Dolayısıyla sosyal medya kanunu çıkarılırken unutma hakkı koyulduğunda teklife biz bunun kötüye kullanacağını hep söyleye geldik. Güya özel hayatın gizliliği içinde unutma hakkı, güya insanların onurunu korumak içindi. Ama anlıyoruz ki AK Parti sosyal medya kanununa, dijital mecralar kanununa geçtiğimiz aylarda çıkan bu unutma hakkını, ayıplarını ve sahteciliklerini örtmek için koymuşlar. Ancak şunu söyleyebiliriz ki erişim yasağı bu ayıbı örtmeye yetmez. Erişim yasağı bu günahı ortadan kaldırmaz. Bana ait bir söz vardır, hep söylerim. Her vebalin bir bedeli vardır. Vakti zamanı geldiğinde herkes vebalinin bedelini öder. Habere erişim yasağı da sansürün yeni versiyonudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra Erdoğan önce terörist dedi, şimdi terör destekçisi diyor. Bir dil değişikliğini Erdoğan'da çok klasik, biz buna alışkınız, görüyoruz. Önce bir savcı gibi konuşmuş Erdoğan. Sonra bir hakim gibi konuşma gereği duymuş. Demirtaş üzerinden kutuplaşmanın siyasetinin, kutuplaşma siyasetinin kendisine prim yapmayacağını görmüş. Ya da beklediği faydayı göremeyeceğini Erdoğan'ın kulağına birileri fısıldamış. Erdoğan şunu unutmayacak. Mahkemeler senin cirit sahan değildir. Mahkemeler senin siyasi aranan değildir. Mahkemeler senin zehirli okunu fırlatacağın bir yay hiç değildir. Nokta. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Bir yılbaşı mesajımı vermiştim, girişte de vermiştim. Hepinize çok çok mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Saygılar.